Hazine ve Maliye Bakanı Londra'da bankacı ve yatırımcılarla temasların ardından düzenlediği basın toplantısında 100'e yakın üst düzey yöneticiyle görüştüklerini söyledi. Türkiye'nin uyguladığı yeni modelin merak edildiğini ve bu konudaki her türlü yanıtı verdiklerini belirtti. Yabancıların kur korumalı mevduat sisteminin öneminin de farkında olduklarını aktardı. 19 Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankası, 18 Varlık Yönetim Şirketi, 10'dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ile teknoloji şirketi katılım sağladı ki 100 kişiye yakın bir toplulukla farklı periyotlarla toplantı yaptık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2 gün boyunca Londra'da temaslarda bulundu. Görüşmelerinin kapsamını düzenlediği basın toplantısında anlattı. Modelle ilgili kafalarında oluşan her türlü sorunun da cevabını almış olarak buradan kalktıklarını düşünüyorum. Enflasyonla ilgili dünyada yaşanan bir problem var. Türkiye'deki enflasyonun tek hanelere gelmesi noktasında tek haneli olarak gireceğimizi oldukça makul bir gerekçeyle izah ettik. Kur korumalı Türk lirası mevduat sistemine özel bir parantez açtı. Özellikle kur korumalı mevduat hesabıyla ilgili bir başarı hikayesinin yazıldığını onlar da farkına vardılar. Ve bunun kurun stabilize olmasındaki etken olması noktasındaki başarının literatüre çok önemli bir kazanım elde ettiğini de kendilerini de farkına vardılar ve tescil ettiler. Nebati, bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülebilmesi konusunda fikir birliği oluştuğunu da söyledi. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'daki temasların ardından işte bunları söyledi, bunları paylaştı. Şimdi biraz üzerine konuşalım istiyoruz. Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran Londra'da bizi bekliyor. Cüneyt Başaran merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Hazine Bakanı'nın 2 günlük İngiltere ziyareti boyunca verdiği mesajlar ekranlara biz taşımaya çalıştık ama bu mesajlar nasıl karşılık buldu? İngiltere'de neler konuşuluyor, seni dinliyoruz. Meltem Acet, 2 günlük yoğun trafik tamamlandı. Dün akşam saatlerinde bizimle buradaki Türk basın mensuplarıyla yapılan basın toplantısı sonrasında bakan ve ekibi geri döndü. Şimdi hakikaten çok yoğun, biraz evvel rakamları Sayın Bakan da söyledi, çok yoğun bir yatırımcı grubuyla, kimiyle büyük gruplar halinde, kimiyle birebir toplantılarda görüşülmüş ve 2 gün boyunca özellikle altı çizilen konu Türkiye'nin yeni ekonomik programı. Bu nedir? Altını nasıl doldurmak lazım? Bu programın öne çıkan ayakları nelerdir konusuna değinilmiş. Ben de soru cevap kısmında benzer bir soruyu sordum Sayın Bakan'a ve aldığım cevap şu. Verilen yatırımcılara verilen mesaj, Türkiye'nin daha evvel enflasyonist bir ortam yaratan ve atıl bir ekonomi ortaya çıkartan bütün sektörleri ayakta tutma ya da bütün sektörlere bol kredi vermek yerine işte ihracat, turizm ve teknoloji yoğun şirketlerin bundan sonra çıkartılacağı, mutlaka ihracatın o 4 ayaklı bir masaysa bir bacağı o olacağı, üretimin diğer bacağı olacağı ve son bacağının da önümüzdeki bir yıl sonrasında doğal gaz konusunda, nükleer konusunda, elektrikli araba konusunda çok önemli hamleler yapacak olan Türkiye'nin getireceği yeni hikaye dedi. Dolayısıyla bu 4 bacaklı Türkiye'nin işte faiz, enflasyon, CDS gibi normalde alışılagelmiş sorularının yanında ya da sorunlarının yanında bir başka gözden, bir başka açıyla Türkiye anlatılmış. Bu bir karşılık buldu mu dersen Meltem, evet. Yani biz burada daha sonraki yatırımcılarla konuştuğumuzda hani ne anlattı Sayın Bakan dediklerinde tam olarak da bakanın dediklerini alıyoruz. Yani dolayısıyla hani Türkiye'nin yeni ekonomik programını Sayın Bakan anlattık diyor. Hakikaten de anlatılmış, karşılığı alınmış. Bu konularda hakikaten bir şey var, bir farkındalık var. Başka kredi, özür dilerim, kur korumalı mevduat konusunda çok ciddi bir soru ve cevap var. Hani bu mekanizmanın bir yatay kura ve istikrar, en azından bu ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde bir istikrar getirdiği, bir daha makul bir bantta seyir getirdiği de tahmin ediliyor. Bu da kabul ediliyor. Bunlar bence pozitif taraflar ama bunun dışında başka sorular var. Bu sorulara cevaplar verilmiş ama tam olarak bu konuda kafalarda netlik oluşmuş mu dersen
bunun için bir kez daha, birkaç defa daha buraya gelmek ya da bu konuda daha iyi verilerle yatırımcının önüne çıkmak gerekebilir Mert Hanım. Ne tip konular onlar Cüneyt? Bahsedebilir misin biraz? Mesela hangi konularda daha fazla soru işareti var yatırımcıların kafasında? Şimdi Sayın Bakan tabii bu konuya cevap vermiş sorularda ama en çok sorulan, yani demin anlattığımız o pozitif, Sayın Bakan'ın da altını çizdiği yerlerin yanında hala şu soru soruluyor. İşte Avrupa'da, işte Amerika'da %7'yi bulan, İngiltere'de 7'yi bulan bir enflasyon var. Avrupa ve İngiltere ve Amerikan Merkez Bankası faiz artışına geçti. Petrol 90 doları vurdu. Alüminyum tüm zamanların rekorunda, emtia fiyatları keza. Doğalgazı vesairesi. Böyle bir ortamda enerji ithal eden bir ülke olarak ve yurt dışında da büyük merkez bankaların faiz arttırdığı bir düzlemde 14 politika faizi ve işte 48-49 bir enflasyon, yani 35 puan, 30 puanın üzerinde bir negatif faiz ve 500 CDS puanıyla bu süreç nasıl yönetilecek? Yani bu 1-1,5 yıl içerisinde neler olacağını görebiliyoruz. Stratejik, Türkiye'nin stratejik avantajı, jeopolitik avantajı öne çıktığını da görüyoruz. Ancak bu süre içerisinde bu hassas denge 500 CDS puanı ve -30 puanın üzerindeki negatif faizle, hele ki Fed'in ve diğer büyük merkez bankaların devreye girdiği bir nokta nasıl yönetilecek diyor sorular var. Bakan bu konuda verilen cevap, zaten en zoru geride bıraktık. Enflasyon bundan daha yukarı gitmez. Bir iki ay içerisinde belki görür. Arkasına aşağı doğru gelecek. Dolayısıyla bizim verdiğimiz negatif faiz azalacak. Artı işte kur korumalı mevduatla da özellikle cari dengede çok hızlı bir iyileşme göreceksiniz. Dolayısıyla bu şu an göze çok yüksek gözüktüğü kadar rahatsız etmeyecek mealde. Bu benim yorumum. Benim alabildiğim kadarıyla böyle bir cevap veriliyor ama bu konu, yani Türkiye'nin o 1-1,5 yıl içerisinde gelebileceği yerle bu 1-1,5 yıl içerisinde giderkenki para politikası, risk birimi, uyguladığı işte bir takım başka politikaların yurt dışında tam olarak anlaşıldığını söylersek burada yanlışlık olur. Evet, bu konuların belki de biraz daha altının doldurulması gerekiyor. Çünkü yurt dışında tabii enflasyon bizdeki kadar yüksekti. Biraz bu konuyu anlamakta güçlük çekiyor olabilirler. Hele hele negatif faiz, yani %30'un üzerindeki bir negatif faiz onların da akıllarında oluşan soru işaretlerinden birisi. Çok teşekkür ediyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra temaslarını değerlendirdi bizlere. Ciner Medya Grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran, bir kez daha teşekkür ederim ayrıntılar için Londra'ya. Şimdi